Nasıl buldunuz altılı masanın şimdi, mutabakat metnini? Yani içinde 85 milyon vatandaşımızın mutlaka katılacağı önemli bölümler var. Yani işte yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mücadele gibi, işte tasarruf tedbirleri gibi, işte Cumhurbaşkanlığı'nın 12-13 tane uçağı varmış, onların bir kısmının satılıp orman yangınları için mücadele uçağı. Çok güzel şeyler bunlar. Böyle hani fikir bazında da olsa insanı şey yapıyor, yani dikkatle dinliyorsunuz. Ama bu önemli olan bu herkesin kabul edeceği genel sözler değil. Mesela ekonomiyle ilgili bölümüne bakarsanız somut mesela enflasyon şöyle enflasyon yüzde tek haneli rakama indirilecek. Büyüme sağlanacak. Bunları biz biliyoruz. Bunları herkes söylüyor da nasıl olduğu konusunda. Normal seçim yöntem, vaadi zaten. Tabii yöntem konusunda nasıl olacağını. Bunları şöyle mesela ekonomiyi daraltacağız. Enflasyonu 5 haneliye çıkaracağız falan der misiniz? Zaten demezsiniz. Yani hep böyle olmalı ki. Amaç bir, zaten bu. Tabii olmadı. Yani siyasetin şeyi bu, söylemi bu. Asıl ama böyle bir metinden beklenen, hatta bizim değil, yani yurttaşların belki de değil de güç odaklarının ya da bir takım odakların beklediği neydi ona bakmak lazım. Zaten önemli olan da o. Nitekim bu metin açıklanmadan önce parti başkanlarının her birisi değişik zamanlarda birçok konuda vaatlerde bulundular. Ki özellikle Türkiye'de çok önemli tabii. Onlar diyor ki bu iktidarın varlığı beka sorunu ama gerçekten 85 milyon için beka sorunu bu ülkede terördür. Ve 40 yıllık PKK terörü ve sonra 15 Temmuz'la beraber açığa çıkan Fethullahçı terör örgütü terörüdür. Şimdi bunlarla ilgili ne yapacaklar diye ben özetle o konuya baktım. İkincisi artık iç politikanın yani içerideki her gelişmenin bir ne diyelim parçası olan dış politika konusu. Çünkü bizim dış politikada izlediğimiz çizgi hem ülkenin milli bağımsızlığı ile ilgili bir konu hem ekonomik durumuyla da ilgili. Mesela Ukrayna Savaşı. Rus-Ukrayna Savaşı'nda bağımsız, tarafsız bir rol oynadığınız için bugün her iki taraf tarafından da bir denge unsuru olarak görülüyorsunuz. İşte bu sizin ekonominize de yansıyor. Nasıl? Finansal akış sizin üzerinizden oluyor. Doğal gaz konusunda, enerji konusunda sıkıntınız olmuyor. Hatta tahıl koridoruyla beraber dünya açlık sorununun çözümüne katkıda bulunuyorsunuz. Aynı zamanda enerji üssü olma yolunda da ilerliyorsunuz. Yani dış politika bir anda iç politikanız haline dönüşmüş. Şimdi ne diyorlar diye bu konuda bakıyorsunuz. Mesela çok tuhaf önermeleri var. Türkiye, yani bir yandan diyorlar ki bağımsız dış politika, yurttasız cihanda sulh. Yani yurttasız cihanda sulh, Atatürk bu sözü söyledikten sonra ne yapmıştır? Bir düşünelim bakalım ne yapmıştır? Hatay'ı Türkiye'ye katmıştır. Madem yurttasız cihanda sulh diyorsa Atatürk şunu yapmıştır. Lozan'dan sonra hiç elini kımıldatmamıştır. Ama müzakere devam edecek. Montreux gelmiştir sonra mesela. Ondan sonra Hatay meselesi gelmiştir. Ve onu usulünce kendi topraklarımıza katmışız. Yani normalde ne abim siz yurtta sulh cihanda sulh diyorsunuz ama bak bir yandan da bunu hatta Atatürk üniformamı tekrar çizmemi tekrar giyerim demiştir yani bu şeye. Evet. İcabında tek başıma gider bunu giyerim yani tekrar hani Kuvayi Milliyeci olurum şey mesajını da vermiştir. Ama o lafa takılıp da bu benim dış politikada esaret noktasına getirmesine izin vermem. Nasıl? NATO ile ilişkileri bilmem ne yapacakmış. Kardeşim Türkiye'nin NATO yükümlülükleri konusunda hiçbir eksikliği yok. Tam tersine fazlası var. İkincisi ne? NATO üyelerinin Amerika başta olmak üzere Fransa'sı, Almanya'sı Türkiye'ye karşı operasyonları var. Tarihte de böyleydi kurulduğu günden beri. Bugün de terör örgütlerinin himayesini yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine silah veriyor, para veriyor. Bakın bu aynı zamanda bir NATO ülkesinin askerine saldırıyor. Hani sizin 5. maddeniz? Bir terör örgütü El-Kaide Amerika'ya saldırınca 5. maddeyi devreye soktunuz. Peki bugün Türkiye PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğruyor. Bir NATO ülkesi ve sürekli bunun içinde operasyonlar yapıyor. Ama sen Türkiye'nin yanında yer almak yerine Suriye operasyonunda karşısında yer alıyorsun. Kimsin sen? Amerika'sın. Kimsin sen? Fransa'sın. Kimsin sen? İngiltere'sin. Peki burada NATO ile ilişkileri diyelim ki o metindeki gibi eleştirecek çizgiye getiren Türkiye mi NATO mu? NATO. İkincisi mesela F-35'te projeye geri döneceğiz. Peki nasıl döneceksiniz? Amerika diyor ki sen S-400 aldığın için seni F-35 projesinden çıkarıyorum. Sen Suriye'ye operasyon yapıyorsun, seni F-35'ten çıkarıyorum, yaptırım uyguluyorum. Sen Rusya'ya yaptırımlar uygulamıyorsun,
seni projeden çıkarıyorum. Eğer bunları terse çevireceğim diyorsan, yani S-400'leri kaldıracağım. Çöplüğe atacağım. Hurdacıya. Yani, tamam, hurdacıya verecekler. Sanayide bir yere herhalde parçalasınlar diye. Demir fiyatına satacaklar. Ondan sonra Suriye'de operasyonu durduracaklar ki niyetleri de vardı. Nitekim CHP, HDP ile beraber biliyorsunuz tezkereye hayır demişti. Demek ki o vaatler bir şekilde aktive olacak. Rusya ile ilişkiler konusunda da Kılıçdaroğlu Amerika topraklarında demişti zaten. Biz Rus-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almalıyız dedi. Demiş. Demek ki bu politikalar değişecek. Şimdi nereye geldik? Rusya'yı da karşımıza alacağız bu durumda. Şimdi ne yapmışlar? Üç yere mesaj vermişler. Bir, küresel sisteme. Yani dış güçler diye söylemiyorum, yanlış anlamayın. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, bunlara mesaj vermişler. Biz sizin elemanınızı diye. Zaten bunu biz bu program öncesi de söylüyorduk. Yani bu metin açıklamadan önce de söylüyorduk bunların kime çalıştığını. Ha, somutlamıyorduk ama açıklamalarından bir yere oturtuyorduk. Peki 2 ve 3. 3 numaralı mesajlar kime? Bir tanesi PKK-HDP yandaşlarına. Üçüncüsü de FETÖ'cülere. Nasıl? Şimdi biz burada desek ya burada HDP, yani PKK'nın siyasi kolu HDP'ye mesajlar veriliyor falan desek, Hikmet sen de yani bak şimdi çay gelmedi diye biraz herhalde asabiyetim bozulur. Değerlendirme hatası yapıyorsun. Yeni Bey diyecek ki anketlerde böyle bir şey görünmüyor falan. ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın baş danışmanı FETÖ'nün taraf isimli bir paçavrası vardı. Gazete kılığında böyle Ahmet Altan denilen tetikçinin çıkardığı, orada yazarlık yapan bir akademisyen Yüksel Taşkın çıkmış. Halk TV'de çok ballandıra ballandıra anlatıyor. Diyor ki olur mu ya diyor HDP'ye diyor bakın diyor dokunmazların kaldırmasını sınırlıyoruz diyor. Parti kapatmayı durduruyoruz diyor. %3 barajı getiriyoruz diyor. Kayyum atamayı diyor şey yap bunlar hep HDP işte Kürt meselesi falan filan diyor. Yani onun için yapıyoruz diyor. Şimdi bunu biz söylesek bizi yerden yere vururlar değil mi? Ama adam kendi itiraf ediyor. Neymiş? Mesajın bir tanesi bu. Gitmiş mi? Gitmiş. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını okuyorsunuz. Diyor ki ya bu metin tamamen reddedilecek bir şey değil ama yörüngesi farklı falan diyor. Niye? Beğenmemiş daha. Çünkü orada bir Kürt açılımı, Kürt lafı işte olsaydı biraz daha soslasalardı güzel olacaktı. Zaten metnin becerisi şu. Niyetini çok iyi gizlemiş ama bir sürü lafın arasında. Ama mesela FETÖ'cüler. Babacan'ın açıklaması aslında mutabakatın nereye ihtiyaç için gösteriyor. Asıl önemlisi ne? Şimdi biz hep diyoruz ki bu FETÖ'cüler Türkiye'nin en büyük problemi iktidarın, muhalefetin, herkesin ortak meselesi. Herkese de operasyon çekerler. Şimdi metni okuyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimine FETÖ tarafından gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mağduriyetler giderilecektir. Hoppala. Mağdur kim? Kanun hükmünde kararlı. Mağdur kim? Alttaki maddede hangi zeki tip oraya koymuşsa FETÖ ile mücadele devam edecektir demiş. Hemen arkasında da suçlu. Suçsuz ayrımı yapılmadan herkese adil yargılama. Bu ne demek biliyor musunuz? Terörden yargılanmış, bu FETÖ terör örgütünden yararlanmış herkesi zaten mahkum olmuşsa dahi yeniden yargılayacağız. Rakam vereyim. 127 bin kişi ihraç edildi. 17.900 kişi hak mahrumiyetine uğradığı için görevi iade kararı çıktı. 108 bin kişi hakkında da talepleri reddedildi. Yani bunlar dediler başvurusu kabul edilemez. Niye kabul edilemez? Bunlar FETÖ'cü. Niye? Baylok kullanmış, bankasıya para yatırmış, örgütün mahremi olmuş, şuymuş buymuş, mahkumiyetleri falan varmış. Net rakam söyleyeyim. 108 bin kişinin 102 bin tanesi hakkında soruşturma ve kovuşturma var. 58-59 bin kişi de mahkum. Hadi bakalım yargılayın. 59 bin kişi yargı içinde kimler var bu mahkumların? Darbe yapanlar, mahrem imamlar, emniyet yapılanması, yargı yapılanması. Mahkum. Yani bayağı bildiğiniz TCK, terör örgütü, anayasayı değiştirme fiili üzerinden 59 bini mahkum olmuş. %95'i hakkında, bakın 108 bin kişi yani bu, terör örgütü yardım yataklık, üyelik, yöneticilik konusunda ya soruşturma var ya da kovuşturma var. 58 bini ise mahkum.